Selamlar arkadaşlar, PlayStation YouTube kanalında bugün God of War Ragnarok Father and Son sinematik trailerı yayınlandı. Aslında 30 saniyeli kısa bir trailer fakat bu videoyu önemli yapan şey God of War Ragnarok'un çıkış tarihinin duyurulması. 9 Kasım 2022'de oyun piyasaya çıkıyor ve 15 Temmuz'da oyun ön siparişi açılıyor. Instagram'dan takip edenler aslında bu tarihi geçen hafta ben paylaşmıştım. Kasım 2022'de çıkacağını söylemiştim ama 11 Kasım diye ben paylaşmıştım. 9 Kasım 2 günlük burada bir fark var ve bir önceki videoda da bunu da yine video olarak paylaşmıştım. God of War Ragnarök'ün iki farklı Collector's Edition ve Jotnar Edition adında iki farklı şey daha olacak. Bunların fiyatı arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Mesela 69 pound oyun. Bu Collector's Edition'lar 250 pound civarında oluyor. Yani şöyle söyleyeyim işte oyun 699 lira olarak piyasaya çıkarsa eğer Collector's Edition Türkiye'de satılır mı ayrıca onu bilmiyorum ama getirmek isterseniz de aşağı yukarı 4000-5000 lira arasında bir fiyatı olacak. Collector's Edition ve şu anda onu gösteriyor Collector's Edition'da. Figür yok maalesef ama e, Thor'un baltası var. Bununla beraber ufak aparatlar falan var. Önceki oyunları oynadıysanız zaten bu tuttuğu kutunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu da gotner edition. Ee, yine YouTube kanalından videoyu seyredebilirsiniz. Ben biraz hızlı geçiyorum. Dijital versiyonunda ise oyunun dijital olarak e, sipariş etmek isterseniz de e, oyun geliyor, mini bir artbook geliyor. Skinler var, kozmetik yani. E, bununla beraber avatar seti var, PlayStation 4 teması ve dijital soundtrack albümü geliyor. PlayStation 4 ve 5 versiyonları arasında bir fiyat farkı olacak diye anladım. Yani işte bu zaten pek çok oyunda oluyor. Yani PlayStation 4 versiyonu atıyorum 599 PlayStation 5 versiyonu 699 gibi bir şey olacak büyük ihtimalle. Muhtemelen şu soru gelir PlayStation Plus'ı bu oyun eklenir mi? Arkadaşlar önümüzdeki iki sene ekleneceğini düşünmüyorum onu söyleyeyim. O yüzden Hemen bundan sonra indirimlerden bahsedeceğim. Bana kalırsa indirimlerden bir sürü oyun almak yerine o parayı biriktirip bu oyun almak daha mantıklı geliyor. Bana gerçekten yakın zamanda önümüzdeki bir sene içinde PlayStation için çıkacak en önemli oyun God of Ragnarok. Ee, burada işte Yotner Edition'da neler olduğu falan görünüyor. Yüzük de var bu arada. Dediğim gibi seyredebilirsiniz. Bir de anladığım kadarıyla harita gibi bir şey paylaşılmış gayet güzel, şık ve e, özenle hazırlanmış bir set ama dediğim gibi fiyatı da yansıyor yani bunları en azından 4000, 5000 belki hatta 6000 lira bandında olacak arkadaşlar. TL'ye çevirdiğimizde nerede dışında da bunlar var. Yine Thor'un baltası var, yüzük var, iki tane mini figür var. Hani Last of şeyinde olduğu gibi bir böyle Atreus'un ya da e, Kratos'un figürü olsa iyi olurdu. Ama neyse bu tarz böyle ben e, sızıntı bilgileri, söylentileri arkadaşlar hikayemde paylaşıyorum Instagram'da takip etmek isterseniz açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Kısaca bahsetmek istediğim bir husus daha var arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni PlayStation Plus'ın gelmesiyle birlikte oynanabilecek çok fazla online oyun var ve bunun içinde biz genelde Discord'dan organize oluyoruz. Discord kanalımızı yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Katılırsanız sevinirim. Tabi sadece online oyun için değil aynı zamanda sohbet içinde ya da bir soru sorun olduğunda da oradan yardımlaşıp sohbet ediyoruz. Mesela şu anda Fall Guys bitirdik ve hemen bu videoya başladım ve son olarak indirimler yani aslında çekip çekmeme konusunda da çok kararsız kaldım çünkü yeni PlayStation Plus'ta bence herkesin şu anda oynayabilecek bayağı oyunu var. Fakat yine de listede olmayacak birkaç oyundan bahsedeyim arkadaşlar. Haftanın fırsatında Star Wars Skywalker Saga var. %25 indirimle hala 400 lira 449 lira. Bunun haricinde e, yine de bir şeyler arayacak bir şeyler arıyorsanız ya da PlayStation Plus Extra Deluxe aboneliğiniz yoksa Jack and Dexter koleksiyonunda 4 oyun var eski bir e, oyun eski bir seri daha doğrusu. Buradan 4 oyunluk seri %50 indirimde 175 liraya 174 liraya alabiliyorsunuz. Little Nightmares tekrar ikinci oyun 129 liraya düşmüş. Bioshock The Collection aslında Remastered versiyonları var Deluxe'de. Ama Collection olarak 3 oyun bir arada 79 lira. Bu şekilde Collection olarak yok yani. Resident Evil Village'in fiyatı 227 lira. Bence yani fiyat açısından değerlendirdiğimizde hani evet biraz yüksek ama yine de makul olabilecek oyunlardan bir tanesi. NBA 2022 şu anda aslında PlayStation Plus kütüphanesinde var fakat yakın zamanda kaldırılacak 31 Ağustos'ta. Yine de sonrasında oyun bende olsun derseniz arkadaşlar PlayStation 4 versiyonu 79, PlayStation 5 versiyonu 89 liraya düştü. Ama şunu da söyleyeyim. 2023'ü duyuruldu. E, dün duyuruldu hatta e, şimdi e, bu oyunu bir ay sonra tekrar daha yüksek bir indirim görebiliriz İsterseniz bekleyebilirsiniz yani %90 gibi bir indirim olabilir eğer PlayStation Plus gittikten sonra da hala NBA oynamak istiyorsanız diye söylüyorum. Bunu da geçtikten sonra kütüphanede olmayan, aslında olmamasıyla beni şaşırtan Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience uh, gayet uzun bir oyun. 16 lira ve şu anda bu fiyat alınabilecek en iyi oyun. Metro Exodus yine kütüphanede yok ve 64 lira tavsiye edebilirim. Watch Dogs'un ikinci oyunu 79 lira şu anda %80 indirimle. Division'ın ilk oyunu vardı ama ikinci oyun galiba yoktu ve 35 lira Division 2'nin fiyatı. Kaptan Tsubasa ilk defa PlayStation Plus indirimiyle 105 liraya geliyor arkadaşlar. Ee, yani bence çok iyi bir oyun değil ama merak edenin, soranın ya da takip edenin çok bu oyunu. O yüzden söyleyeyim. 100 lira, 105 lira hazır bu fiyatı düşmüşken alabilirsiniz. Bir başka ya açıkçası bu yeni kütüphaneyle beraber indirimler bir tık şeyi kaybetti yani. heyecanlı kaybetti diyebilirim. Temmuz fırsatları. yüze indirim sıcak fırsatlar var. Bu kadar seçmiş olduğum 10 oyun tavsiye edebileceğim 10 oyun bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.